Berlin'de Suriyeli bir mültecinin kipa takan bir vatandaşa saldırdığı bu görüntüler Almanya'da şaşkınlıkla karşılanmıştı. Almanya'daki Yahudi toplumunun endişeleri giderek artıyor. Müslüman göçmen sayısının yükselmesiyle beraber yeni bir antisemitizm mi doğuyor? Michalskiler Yahudi bir aile. Mülteci akını başladığında Suriye'den gelen bir sığınmacıya kapılarını açmış ve onu bir sene boyunca evlerinde misafir etmişler. Bu güzel tecrübenin üzerine Michalskilerin 14 yaşındaki oğlu göçmen kökenli çocuklarla birlikte okumak için okulunu değiştirmiş. Bu devlet okulundaki ilk haftasında öğretmen hangi ibadethanelere gidiyorsunuz diye sormuş. Sıra oğluma geldiğinde sinagog diye yanıtlamış ve öğretmeni sinagogu nereden biliyorsun? Yoksa sen Yahudi misin diye sormuş. Oğlum evet demiş. Bunun ardından tehdit ve şiddet başladı. Neredeyse her gün dayak yedi. Ve olay daha da ileri gitti. Oğlunuzun gerçek görünümlü bir tabancayla tehdit edildiğini duydum. Saldırganlar kafasından vuruyor gibi sahte bir infaz gerçekleştirerek alay etmişler. Önce üst sınıflardan iki çocuk oğlumu yakalayıp boğazını sıkmış. Öyle şiddetli sıkmışlar ki bir süreliğine bilincini kaybetmiş. Daha sonra ise başka bir öğrenci, işte bunun gibi sahte bir silahla oğluma doğru gelmiş ve ateş eder gibi yapmış. Michalski ailesi Nazi Almanyası sırasında ayrımcılığa uğramış ve zulüm görmüş. Ailenin sadece küçük bir kısmı hayatta kalmayı başarmış. Babam bu dönemi anlatan bir kitap yazmıştı. 14 yaşındayken savaş sonrası dönemde bile antisemitizmi yaşamış. Cizvitler tarafından işletilen Berlin Canisius Okulu'na gitmiş. Bugün oğlumun olduğu yaşta. O zamanlar babam da okulunda antisemitik şiddete maruz kalmış. Ve bugün tam 70 yıl sonra torunu aynı şeyi yaşıyor. İnanılır gibi değil. Michalski, antisemitik saldırıları durduramayan okulun müdürü ve sosyal hizmet görevlisini suçluyor. Michalski'nin oğlu şiddet ve baskıdan kaçmak için yeniden okulunu değiştirdi. Oğlum yaşadıklarından sonra karate dersi almaya başladı. İlk kuşağını aldı. Kırmızı kuşağıyla gurur duyuyor. Çok sıkı çalışıyor ve gerçekten kas geliştirdi. Tıpkı buradaki diğer Yahudi çocukları gibi. Almanya'daki Müslümanların çoğu dini hoşgörünün demokratik ilkelerini destekliyor. Ancak Neukölln gibi bazı Berlin mahalleleri Hamas ve Hizbullah'la doğrudan bağlantılı olma ihtimaline karşı Alman gizli servisi tarafından yakından izleniyor. Buradakiler antisemitik nefret dolu düşünce ve söylemlerini saklamaya gerek duymuyor. Yahudilerin kökünü kazımak lazım. Hitler %90'ını öldürdü, geriye sadece %10'u bıraktı. Bu iyi. Eğer Hitler zamanında Yahudiler öldürmeseydi, onlar bugün dünyanın kontrolünü ele geçirmişlerdi. Yine de burada soru sorulan Müslümanların çoğu, çok kültürlü toplumda birlikte barış içinde yaşama fikrini savunuyor. Yahudi, Alman, Hristiyan ya da Müslüman. Tüm bunlardan bağımsız olarak öncelikle hepimiz insanız. Dünyadaki tüm Müslümanlara, Hristiyanlara ve Yahudilere saygı duymak lazım. Ender ve Joel'in karşılıklı saygı projesi herkes için örnek teşkil ediyor. Bu projede Müslüman ve Yahudi çocuklar bir araya geliyor. Ortodoks bir hahamla evli olan Joel, Yahudi toplumu içerisinde oldukça aktif. Ender ise seneler boyunca Berlin'in en büyük camisinde imamlık yapmış. Ayrımcılık kelimesinin anlamını biliyor musun? Okuldaki ilk senemde iyi derecede Almanca konuşamadığım için dışlandım. Annemle, tabii ben de lehim. Bundan dolayı birçok insan hırsızlık yapacağımı düşünüyor. Türk çocuklarla oyun oynamak istediğimde Kürt olduğum için beni dışlıyorlar.
Farklı olmak ya da hissetmek sorun değil, ancak dışlanmış hissetmek bir sorun. Her türlü ayrımcılığa karşı çıkmak gerekiyor. Karşılıklı saygı projesiyle çocuklar, Yahudi, Müslüman ve Hristiyanların ortak değer ve sorunları paylaştığını keşfederek birbirlerinin farklılıklarını kabul etmeyi öğreniyor. Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler çok iyi arkadaş olabilir. Arkadaşlık savaştan çok daha iyi. Yahudilerin dışlanmasıyla ilgili şeylerden bahsetmek benim için çok önemliydi. Bu biz çocuklar için kolay değil. Yani demek istediğim, genelde çocuklar kendi dinlerini seçmiyor. Birçok okulda hala antisemitik, nefret içerikli kelimeler kullanılıyor. Bu sebeple dünyanın Ender ve Joel gibi gönüllü çalışan kişilere ihtiyacı var. Her türlü şiddet ya da nefret yanlıştır, kötüdür. Biz inançlı insanlarız ve tüm bunlara karşıyız. Dinlerimiz bize saygıyı, iyiliği, hoşgörüyü emrediyor. Bunu göstererek insanlara örnek olmalıyız. Ve çocuklara ön yargının ne kadar yanlış olduğunu göstermek için. Yani bazen bazı çocuklarda Yahudilere karşı ön yargı olabiliyor. Bu çocuklara çekinecek bir şey olmadığını söylüyorum. Ve ben bir Yahudiyim, bana istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz diyorum. Frankfurt şehrinde Yahudilerin dini takkelerinin gün boyunca takıldığı bir kipa günü başlatıldı. Vöhler Okulu'nun da katıldığı etkinlikte öğrenci konseyi başkanı Hristiyan olduğunu, ancak antisemitizme karşı çıkmak için bugün kipa taktığını anlatıyor. 2 yıl önce bu okul bahçesinde çocuklar arasında antisemitik nefret söylemleri vardı. Ancak öğretmenler buna derhal müdahale etti. 2001 yılında okulun geçmişteki Yahudi öğrencilerine neler olduğunu keşfetmek ve tarihi iyice anlamak amacıyla bir proje başlatıldı. Bu bizim okulumuzun Nazi zamanında öldürülen öğrencilerini anma yeri. Bugün antisemitizmi protesto etmek için şehrin Kippa gününe biz de katılıyoruz. Bu sabah okulun önünde 130 adet kippa dağıttık. Sadece antisemitizme değil, her türlü ayrımcılığa karşıyız. Seneler boyu antisemitizmi gözlemlemekle görevlendirilen haham Daniel Alter'le görüşüyoruz. 2012 yılında sadece kippa taktığı için fiziksel şiddete maruz kaldı. Bir grup Müslüman genç tarafından dayak yiyen hahamın elmacık kemiği kırıldı. Aşırı sağ ve solun geleneksel antisemitizminden sonra yeni bir tür Yahudi düşmanlığı mı doğuyor? Bence Almanya gibi zengin bir ülkenin imkanlar dahilinde savaş ve zulümden kaçan insanları kabul etmesi doğru bir karar. Buna katılıyorum. Ancak diğer yandan Suriye örneğini ele alırsak, pek çok mülteci Yahudilere ve İsrail'e duyulan nefretin neredeyse devletin varoluş amacı olduğu toplumlardan kaçarak geliyor. Almanya'da yeniden bir antisemitizm mi yükseliyor? 21. yüzyıldayız ve Berlin'de hala sokaklarda Hamas, Hamas, Yahudilere gaz diye bağıran insanlar var. Almanya sokaklarında bile hala böyle nefret dolu sözler duyabiliyorsunuz. Eğer belli bir gruba yönelik düşmanlık ortaya çıkarsa, bunun yayılarak başka hedef grupları da etkilemesi kaçınılmaz. Ancak Kipa günü gibi sembolik hareketler yeterli değil. Yahudi düşmanlığıyla başa çıkma konusunda müdür ve öğretmenlerin yanında ebeveynler de sürece dahil olmalı. Bunun yanında bu problemi gidermede sosyal hizmet uzmanlarının da yardımı gerekiyor. Almanya'ya yeni gelen ve Yahudilerle sorunu olan Müslümanların da eğitim desteği alarak Yahudilere dair ön yargılarından kurtulması şart.